Böcek olmak. Eğer güzel bir kelebek ya da ışık saçan bir ateş böceği değilseniz, pek çok insan varlığınızı takdir etmeyecektir. Çoğu insan böcekleri baş belası, tarım düşmanı veya hastalık fabrikası olarak görür. Gerçekten de onlar bu kadar zararlı mı? Varoluşları sadece insanların başına dert açmak mı? Böcek sınıfı, vücutları, baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 bölümden oluşan 6 bacaklı ve çoğu kanatlı olan hayvanların genel ismidir. Böceklerin ayrıca bir çift anteni vardır. Örümcekler böcek değildir. Çünkü yalnızca 2 ana vücut bölümüne sahiptirler. Albert Einstein şöyle demişti: "Arılar ölürse dünyadaki yaşam sona erer." Peki bu ne kadar doğru? Dünyadaki her bir insan başına neredeyse 1,5 milyar böcek düşüyor. Yazar David McNeil'a göre böcekler dünyanın pek değeri bilinmeyen kahramanları. İnsanları beslemekten artıkları temizlemeye kadar birçok alanda fayda sağlıyorlar. Misal, yalnızca ABD ekonomisinin 57 milyar dolarına direkt etki ediyorlar. İnsanlar medeniyeti inşa etmiş olabilir, ancak böcekler dünyanın sahibi. Çünkü bilinen tüm türlerin yarısından fazlası böcekler. Yani şu an yok olsalar etkisini hemen hissedersiniz. Yazları şarkılar söyleyen ateş böcekleri olmaz. Elma, kiraz, şeftali ve badem ağaçlarını dolaşarak bal yapan arılar olmaz. Böcekler yoksa market rafları boş olan bir dünyadasınız demektir. Onlar bitkilere, belli hava düzenlerine, sıcaklıklara ve 400 milyon yılda kazandıkları koşullara kısa sürede adapte olabilme yeteneklerine güveniyorlar. Yok oluşları, küçük kuşları, kurbağaları ve amfibiler gibi bazı hayvanları da dünyadan siler. Onlar da diğer hayvanlar için bir besin kaynağı olduğundan diğer hayvanlar da bu durumdan etkilenir. En sonunda etkileri çoğu et ağırlıklı diyetlere sahip olan biz insanlara kadar ulaşır. O zaman böcekler olmasaydı herkes vejeteryan olmak zorunda kalırdı diyebilir miyiz? Hayır, çamuru saymazsak diyemeyiz. Çünkü çiçekli bitkilerin %90'ı böcekler, kuşlar ve memeli hayvanlar aracılığıyla tozlaşır. Bazen rüzgarın da etkisi devreye girer. Tozlaşma, çiçeklerde üretilen polenlerin aynı çiçeğin veya aynı bireyin başka bir çiçeğinin dişlik tepesine taşınmasına deniyor. Tüm mahsulün en az 1/3'ünü onlar, böcekler tozlaştırıyor. Polinatör olarak isimlendirilen ve tozlaşmayı sağlayan böcekler, böcekler içinde de arılar önemli bir paya sahip. Polen taşıması olmasaydı dünyadaki tarım üretimi %30, çiçekli bitkilerde %90 azalacaktı. Ayrıca akarlar gibi böcek olmayan zararlı canlıların da düşmanıdırlar. Onlar yoksa artık ipek ya da bal da olmaz. Yüzyıllardır ticaretle uğraşan insanoğlu en değerli maddelerden olan bal ve ipeği kaybeder. Çünkü ikisi de böcek ürünü. Arılar bal üreticileri olmalarının yanı sıra tohum ve meyve oluşumunu sağlayan doğal sürecin temel taşı, ana tozlaştırıcılar. Ancak günümüzde bal arısı popülasyonu hızla düşüyor. Bunun sebebi pestisit maruziyeti, aynı zamanda iklim değişikliği ve habitat kaybı. Bu özel canlıların olmadığı bir dünya hayal etmek çok zor. Arı yoksa bal yok, meyve yok, sebze yok. İnsan yiyeceklerinin %50'si ile 90'ı çiçekli bitkilerden gelir. Çünkü anjiyospermler buğday ve pirinç tahıllarının yanı sıra meyve ve sebze içeriyorlar. Bu temel gıda maddeleri ayrıca tavuklar, inekler ve de çoğu tatlı su balığı da dahil olmak üzere insanların yediği hayvanların diyetini oluşturuyor. Yani yiyeceklerimizin çoğu onlara bağlı. Yine de onların yok olması çoğu insanın mutluluk vesilesi. Sivrisinekler olmasaydı sıtma, batı, Nil virüsü ya da diğer hastalıklar insanlara bulaşamaz ve neticede her yıl yüz binlerce insan ölmezdi. Ya da çiftçilerin böcek ilaçları kullanmasına gerek kalmazdı. Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon ton pestisit kullanılıyor. Pastanın en büyük dilimi Birleşik Devletler'e ait. Bu kimyasallar doğayı, vahşi yaşamı hatta bizi bile tehlikeye atıyor. Sadece yasal kullanım hakkının çok az üzerindeki kalıntı pestisitler nedeniyle Amerika'da her yıl 20 bine yakın insan kanser illetine yakalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 700 bin üzerinde insan sıtma ya da Duncan-Mouse gibi virüs kaynaklı enfeksiyondan ölüyor. Yani insanlar hastalık taşıyan organizmaların kendilerine aktardığı başka hastalıklardan ölüyor.
Bitler olmasaydı tifüs hakkında endişelenmemiz gerekmeyecekti. Dünyayı çeçe sineklerinden kurtarsaydık, bizi zombi benzeri bir durumda bırakan, kalıcı beyin hasarı yaratıp öldürebilen uyku hastalığından kurtulurduk. Vektörel hastalıklar söz konusu olduğunda, böcekler onları yaymada mutlak şampiyonlar. Çoğu zaman enfekte hedefin kanını emer, kan dolaşımındaki patojenleri alır ve insanlara bulaştırır. Onarsız bir dünyanın birkaç faydasından bir de bu hastalıklar olacaktır. Ama inanın, onlar yarın yok olsa açlıktan ölürsünüz. Onları gerçekten özlersiniz. Çünkü kuşlar, kurbağalar, yarasalar ve diğer hayvanlar için besin görevi gören 3000'e yakın sivrisinek türü var. Eğer onlar olmasaydı bu hayvanların hepsi aç kalırdı. Aynı şey dünyanın bazı bölgelerinde kuşlar, kemirgenler ve hatta insanlar için protein deposu olan o korkunç hamam böcekleri için de geçerli. Yaklaşık 130 ülkede 3071 farklı etnik grup tarafından 2086 böcek türü yeniyor. 4400 hamam böceği türünün tamamı yok olsa bütün ekosistem çökebilir. Uğur böcekleri de yaprakları yiyen zararlı yaprak bitleriyle besleniyorlar. Onların da faydası var. Onlar yok olduğunda leşlerin tüketilmesi yalnızca mantarlara ve bakterilere kalırdı. Süreç ise çok daha uzun olurdu. Biriken bedenler ve ortaya yaydığı kokuyu düşünmek bile istemeyiz. Hemen hemen her şeyle beslenirler. Ölü hayvanları parçalayıp gübrelemeye yardımcı olur, toprağı havalandırırlar. 1960'larda bizlere onların değerini anlatan güzel bir deney yapıldı. O yıllarda bir koleksiyoncu, Kaliforniya'daki Doğal Yaşamı Koruma Parkı'nda bir dizi böcek yakaladı ve onları evine getirdi. Bilim insanları 20 yıl sonra inceleme yaptıklarında birçok canlı türünün ve bölgeyle özdeşleşmiş bitki türlerinin yok olduğunu gördüler. Yok oluşları kısa sürede tarımı tamamen etkileyecek ve bizi deniz ürünlerine bağımlı hale getirecek. 20 yıl önceye gidebilseydik 1 milyar kral kelebeğinin Meksika'ya göç ettiğini görebilirdik. Ancak şu an bu sayı yalnızca 56 milyon. İnsanlar bu kelebeklerin göç yollarını yasallaştırmaya çalışıyor. Mesela ABD onların en sevdiği bitki olan süt yosununu yollara dikiyor. Gezegeni kötü etkiliyoruz. Muhtemelen böcekler bizden daha uzun yaşayacak. Böcekler dışındaki canlılara da elbette ihtiyaç var. Misal akrepler. Bir tür beyin kanseri olan gliyom, özel bir tür akrepten elde edilen tümörlere mıknatıs gibi yapışan bir zehirle tedavi edilmeye çalışılıyor. Zehir kan dolaşımına girdiğinde beyne ve oradan da tümöre doğru yol alıyor. Kanseri arıyor ve yakalıyor. Floresan yardımıyla tümörler kızılötesi lazer ışığı altında parlıyorlar. Cerrahlar bu sayede sağlıklı dokuya zarar vermeden tam olarak nereye kesmeleri gerektiğini anlıyorlar. Bir akrep seyri can simidimiz olabilir. Hamam böcekleri kendileri çok temiz olmasına rağmen en pis bölgelerde yaşarlar. Bu sayede birçok enfeksiyona karşı direnç geliştirmişlerdir. Bilim insanları yeni tedavi yöntemleri için artık bitkilere ve mantarlara bakmak yerine böceklere bakıyorlar. Karıncaların sınıfsal bir yapıya göre hareket ettiğini düşünürüz. İşçiler, askerler ve hepsinin üzerinde bir kraliçe. Ancak bugün entomologlar karıncaların çoğunun emir almaksızın kendi kendini idare ettiğini düşünüyor. Birbirleriyle büyük hızlarda iletişim kurabiliyorlar. Bir iz boyunca birbirini takip eden bu canlılar eğer yanlış yöne giden bir karınca olursa tıpkı bir Morse alfabesi gibi anten vuruşları yaparak onları uyarıyorlar. Hey, bu taraftan gitmeliyiz. Yiyecek aramak için bu yönü tercih etmeliyiz. Ağaç yaprakları boyunca yürüyen karıncalar eğer bir yaprak aniden kırılırsa birbirleriyle çok hızlı bir şekilde iletişim kurup sorunu çözüyorlar. Bir arı türüne has hareketlerle kolonideki arılara gitmeleri gereken yerin tam olarak nerede olduğunu aktarabilir. Bunu arıların mor ötesi ve polarize ışığa karşı hassasiyetlerini ortaya çıkaran Carl von Frisch keşfetmişti. Eğer besin kaynağı 15 metreden daha yakınsa daire dansı, 25 metre ile 100 metre arasındaysa sallanma dansı yaparlar. 100 metreden uzaktaysa kaynağın yönünü ve niteliğini belirten kuyruk dansı yaparlar ve iletişim kurarlar. Bal arıları, karıncalar ve yunuslar insanlarla birlikte gezegendeki en zeki canlılar. Dünyada 10 kentilyon böcek var. Yani onların yok olması pek olası değil.
Ama pestisit tehlikesi, iklim değişikliği ve habitatlarının yok oluşu bu senaryoyu ileride değiştirebilir. Artık evinizdeki böceği öldürmeden önce bir kez daha düşünün.